Bugün sanattan herkese merhaba değerli izleyenler. Kültür Sanat Dünyası'ndan haberlerle karşınızdayız. Şehir tiyatroları son günlerde skandallarla anılıyor. Arşiv krizi ve sansür iddialarını Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu'nun kendisine sorduk. Ekip arkadaşımız Erdal Eğilmez'in özel haberi. Darül Beda'yı son dönemlerde skandallarla anılır hale geldi. Önce Cibali Karakol oyununda sansür iddiaları, ardından da talan edilen arşiv skandalı. Cibali Karakol'unda Hayat Kadını rolü çıkartılmış, illa hükümet mi soracak sözü de şikayet üzerine oyundan çıkartılmıştı. Bu kararlarda siyasi baskının olup olmadığını Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu'na sorduk. Gerçekten kimse bir baskı, bir rica, bir sansürlemeye gitmedi. Biraz masadan bir iki tepki gelmiş, hükümeti rencide ediyorsunuz, biz de bunu dinlemek zorunda mıyız, utanıyoruz gibi. Ve zihni de zaten tülahat olarak durdurulması zor bir adam ve türünün son örneği Muammer Karaca, Neşat Uygur ve Zihni Göktay. Biz de bu antikaya sahip çıkıyoruz. Yani en kıymetli müzelik insanımız Zihni. Şimdi ben Zihni'yi mi kıracağım yoksa oyunu mu kısaltacağım? Tabii ki oyunun kısaltılmasına gittik. Sansür iddialarını kesin bir dille yalanlayan Yazıcıoğlu, yapılanların sadece kendi inisiyatiflerinde bir düzenleme olduğunu belirtti. Çıkardığımız sahnelerde onun dediği gibi o sahnesi değil, sadece şikayetçi kadın rolünün sahnesidir. Kimseyi de rahatsız eden bir sahne değildir. Sadece ben yönetici olarak oyunu kısaltmaktan yana olduğum için o sahneleri seçtim. Kaldırırken de oyuncu arkadaşlarımı aradım. Dedim bakın kısaltamıyoruz, Zihni'ye laf geçiremiyoruz, bu sahneleri çıkartıyoruz. Tamam mı arkadaşım dedim. Tamam dediler, sonra için için kinlendiler herhalde. Talan edilen arşivle ilgili ise Yazıcıoğlu, 100 yıllık arşivin büyük bir kısmı yok. En azından bundan sonrası için elimizdekine sahip çıkmalıyız dedi. Geldiğim zaman tabii ki bir 100. yıl müzesi yapmayı düşünerek yola çıktık. Ve arşive çıktım. Aşağı yukarı 50 yılını hatırladığım tiyatronun 100 yıllık bir sürü anısının, belgesinin, resimlerinin kaybolduğunu, kitaplarının kaybolduğunu gördüm. Ve hemen o gün yasakladım kullanımını, arşivi kapadım, kütüphaneyi kapadım. Hiç değilse kalanına sahip çıkalım dedim, zarar neresinden dönülürse kârdır dedim. Ama ne yazık ki kuruluş aşamasındaki birçok belge ortalıkta yok. Kaybolan belgelerin geri dönmesi elinde bulundurulanlara kalmış durumda. Çünkü arşivde hiçbir kayıt bulunmamakta. Çalınanların ne olduğu da belli değil. Gerçekten kağıt fiyatına satılmış kamyonlarla alıp da geri getirmeyen binlerce kişi var. Ve şu anda defterlerde yazılı ama ne tanıyoruz, ne telefonlara alınmış, ne ilgilenilmiş, sadece güvenilmiş, verilmiş ve geri gelmemiş. Bunları elde etmek tabii ki çok zor ama zararın neresinden dönülürse kârdır deyip şimdi sahip çıkıyoruz. Arşiv odası artık sadece genel sanat yönetmeni izniyle açılıyor. Bizim için de fazla yaklaşmadan çekim yapma izni verildi. Yazıcıoğlu'nun da dediği gibi bundan sonra en azından elde kalanlar iyi korunsa.